Merhaba babacığım. Merhaba güzel torun. Hoş geldiniz anneanneciğim. Hoş geldiniz. Merhaba. Anneciğim, babacığım geçsenize otursanıza. Kızım, eşyalar nerede? Evet, nerede bu eşyalar? Feng Shui'yi aldı götürdü dede. Kim bu? Eskici mi? Hayır anneciğim, yeni bir felsefe bu. Nasıl anlatsak? Zaten bu işin en zor tarafı Feng Shui'yi diğer insanlara anlatmak. Yani bu şimdi icra felsefesi mi? Siz Feng Shui kredisi aldığınızda bunu ödeyemediniz mi? Bakın böyle bir durumunuz varsa eğer babanın emekli parasından... Hayır anneciğim, sadece evi bu felsefeye göre düzenledik. Yani fazla eşyalardan kurtulduk, hepsi bu. Peki eşyalar nerede? Aşağıda, depoda duruyor. Bakın evi bu hale getirince içeride daha fazla enerji dolaşıyor. Yani pozitif enerjiden bahsediyorum. Yani bu Feng Shui enerji demek, öyle mi? Evet, bir bakıma öyle. Değil mi Gönül? Evet. Bence bu felsefe babamı daha da sinirli yapacak. Evet. Babam ayaklarını koyacak bir sehpa bulamadığında felsefe melsefe dinlemez. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Eşyalar nerede? Feng Shui'yi aldı baba. Kim ulan bu Feng Shui? İyi akşamlar çocuklar. Biz Feridun amcamlara uğrayacaktık, geç kalmıyoruz. Tabii biliyorsun sen, Feridun çok sinirlidir. Şimdi geç kalırsak bayağı sinirlenir. Baba bu Feng Shui. Benim de biraz ödevim vardı. Ben de gideyim artık, selam bekler. Bir dakika Dominant teyze. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burnun benim çok iyi kokalı. Evimizin bu haliyle senin yakından ilgin var gibime geliyor bana. Yani. Hayatım, Feng Shui sayesinde daha mutlu, daha huzurlu bir insan olacaksın. Ya ben nasıl daha huzurlu olabilirim ki? Evde oturacak yer yok. Zor tabii. Doğu felsefeleri Haluk karşısında çaresiz. Ben onu bunu anlamam kardeşim. Derhal koltuğumu istiyorum. Heh. Selami de geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Getirin arkadaşlar, getirin. Yavaş yavaş getirin. Getir buraya. Tamam, bu ne? Akvaryum bereketi arttırır. Ne işe yarayacak bu? Hayatım sakinleşeceğiz. Bu felsefenin bir parçası bu. Yavaş. Baba. Ben yerlerde oturacağım. Balık efendilerle paşalar gibi keyif çatacağım. Ne o? Ben sakinleşeceğim. Aynen öyle olacak. Hadi yine iyisin abicim, hadi yine iyisin. Bu Feng Shui sayesinde sen de stressiz bir adam olacaksın abicim. Hadi. İyisin hadi. Bana bakın. Başlarım ben sizin bu Feng Shui'nize ha. Getir onları da. Bu ne? Yavaş. Bu ne? Bitki abicim, bitki. Getir onu da buraya. Getir. Bu ne? Bu ne? Popomu koyacak yer bulamıyorum. Alışacaksın hayatım, alışacaksın. Alışamam Meltem. Benim bünyem bu Feng Shui'yi kaldırmıyor. Feng Shui bende alerji yapıyor. Acele etme. Yatak odasındaki ayna ne oldu? Feng Shui'de ayna da yok hayat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin buyurun. Arkadaşlar gelin. Şöyle bir yere getirin. Ama... Şöyle. Kusura bakmayın. Yanlış anlamazsanız apartmanda sizin için bir yardım kampanyası yaptık. Herkes gönlünden ne koptuysa getirdi. Alın. Bu da bir miktar nakit para. Üzülmeyin. Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmaz. Toparlarsınız. Bir keresinde biz de bu duruma düşmüştük. Bütün eşyalarımızı satmak durumunda kaldık. İyi akşamlar. Buyurun arkadaşlar gidelim. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Başlarım böyle Feng Shui felsefesine. Şuraya bak, rezil olduk adamlara. Evimize eski eşyalarını getirdiler. Elimize para verdiler. Tamam hocam, sakin ol. Anladım, bize göre değil bu Feng Shui. Bize göre değil tabii. Benden başka hiç kimse kameraya dokunmasın, tamam mı? Bir düğmeye basarsınız bütün kayıt mahvolur.
Başlıyoruz. Anneme babama sakın söyleme abla. Söylesen kötü olur ciğerim sonra. Sana da bana da yazık olur valla. Hafta sonu dışarı çıkamayız bir daha. Türkçe, trafik, müzik beden eğitimi, İngilizce, matematik, resim, fen bilgisi. Kurcalama oğlum. Şimdi yanlışlıkla bir yerine basacaksın, silinecek içindekiler. Sonra 25 yıl havucu dinle. Merak etme abicim, merak etme. Ben anlarım elektronik eşyadan. Merhaba Uşaklar. Merhaba İsmail Bey. Yengeler yok değil mi? Yok yok. Geçin oturun. Bakın Uşaklar, dinleyin beni. Ne diyeceğim size? Bu akşam sizi çok güzel bir yere götüreceğim da. Nereye? Çok güzel bir Rus dans grubu gelmiş. Onları seyredeceğiz de. Yok. Biz gelmeyelim İsmail Bey. He? Evet, gelmeyelim. Yoksa siz karılarınızdan mı korkarsınız Uşa? Kim, ben mi? Ben mi? Bir kere ben hayatta hesap vermem ki. Ben mevzusunu bile ettirmem yani. Ben karıma hesap vereceğim ha. O zaman gelin gidelim de. Ne diyorsun Selami? Ha? Gidelim bitmesin abicim de bizimkilere ne diyeceğiz? Yani bir şey söylemek lazım. Hayır, söylemesek de olur da. Yengelere inşaatta bir problem çıktı. Oraya gittik dersiniz de uşağa. Uy uşağım, canlı fişin TV'de. Tabii. Yani inşaatta bir problem çıkmış olamaz mı? Evet. Zaten bizim sektör öyle bir sektör ki her an her şey olabilir. Ne dersin, gidelim mi Rus kızlarına? Tamam gidelim. Tamam geliyoruz. Uy yaşadık daha uşaklar, gidelim. Geç gönülcüğüm. Nerede bunlar ya? Selami de yok. Dur şunları bir arayayım ben. Tamam. Çalıyor. Alo Haluk. Neredesin? İnşaatta mısın? Müzik sesi geliyor. Alo. Kapattı. Ne dedi? İnşaattayım dedi ama arkadan müzik sesi geliyordu. Aa. Sen müzik sesi geliyor deyince o ne dedi? Unutma ki İbrahim Tatlıses de inşaatlarda meşhur oldu dedi. Ne alaka? Bilmem. Bak saat kaç oldu hala yoklar gelir. Yok bunlar bir şeyler çeviriyor Meltem. Selami. Efendim hayatım. Niye gülüyorsun sen? Gülmüyorum hayatım. Haluk'a ne inşaatta problem vardı? Vardı. Vardı da çözdük. Neydi o problem? Şey, sıvacılarla tuğlacılar kavga etmiş. Onlar ayırdık. Yok, ben bunların hallerine hiç güvenmiyorum Meltem. Selami. Efendim hayatım. Yalan söylemiyorsun değil mi? Yalan mı? Saçmalama hayatım, ne yalanı? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Aha. Bu ne? Tablo. Meltem sergiden aldı. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Allah bilir sen buna para da vermişsindir. Hayatım senin resim sanatından anlamanı beklemiyorum zaten. Ben bu resmin kralını yaparım be. Çağdaş bir ressam. Avrupa'da yaşıyor. Üstelik de bu soyut bir çalışması. Düzgün giden bir ruh halinin içindeki çatışmayı anlatıyor. Tam şafak sökme vakti. Yok yok, bir sancıyı anlatıyor. Bence hayatın aktif dönemlerindeki bir ruh hali bu. Nevrotik dönemdeki panik atak sancılarını yansıtıyor.
Evet, evet. Çok... beğendin mi hayatım? Muharrem'in bozuk olduğu zamanlarda. Ne kadar güzel bir resim. Anne, kimse benim kameramla oynamadı değil mi? Yok oğlum, kim oynayacak senin kameranla? Hayır yani, şu düğmeye basınca hemen kayda giriyor da... o yüzden dedim, araya abuk sabuk görüntüler girmesin yani. Rezil olmayalım. Saçmalama oğlum, kimin ne işi olacak ki senin kameranla? Hadi. Bay bay anne. Selami. Haluk, seni dinliyorum. Güzelim, o kaset kesin montaj. Havuç yapmış ya, inan bana ya. Evet evet hayatım, kesin montaj. İsterseniz bir daha izleyelim ha? İzleyelim. İzleyecek bir şey yok ya, kesin montaj. Dediğim dışında sözlerimin hepsi biliyorum çok emek ne yazık ki eksi. Hay aksi ne yazık ki eksi. Gece gündüz çalışırsam düzeltirim sanki. Tabii inşaatta bir problem çıkmış olamaz mı? Evet zaten bizim sektör öyle bir sektör ki her an her şey olabilir. Uy, uşa, canlı fişinti bir de. Gidiyor muyuz Rus kızlara? Tamam gidiyoruz, hadi gidelim. Tamam geliyoruz. Uy, yaşadık da, gidelim uşaklar. Kaka kakali kakali kalika, kaka kakali kakali kalika, kaka kakali kakali kalika, kaka kakali kalika. Evet, ne diyorsunuz? Montaj. Selami! Efendim ya. Oley anne kazandık. Yarışmayı biz kazandık. En iyi klip bizimki seçildi. Hele o arada babamlar girip çıkıyordu ya. Onlara övmem bayıldı.